Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Seyit Hocam. Permütasyon kombinasyon olasılık başlığında permütasyon anlatacağım bu sefer. Saymanın temel ikisi kısmını bitirdim. Oradan bir 25-26 tane yakın soru çözdüm. Şimdi permütasyon var. Permütasyon ne demek? Permütasyon demek, bak tanım ekranda da yazılı zaten görüyorsun. Permütasyon n tane nesnenin r tanesinin her bir dizilimine sıralamasına denir. Yani aslında sen burada belirli sayıda nesnenin bir kısmını belki hepsini dizmeye biz, yan, biz sırala, sıralamaya uğraşıyoruz. Bu nesnelerin tamamının ya da bir kısmının dizilmesi işlemine o n tane nesnenin permütasyonu denir. Ve bu PNR ile gösterilir permütasyonu formüldür. PNR dediğin permütasyon formülü de n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel ile hesap edilir. Şimdi bu permütasyonla saymanın temel ilkesi arasında bir farklılık, bir benzerlik var mı onu da bir söylemek istiyorum. Aslına bak ben zaten Saymanın temel ilkesini orada çarpma toplama kuralından falan bahsetmiştim. Saymanın temel ilkesini anlatırken ben sana aslında permütasyon da yapmış oldum. Permütasyonla saymanın temel ilkesi çok ciddi anlamda birbirlerinden farklı değiller. Saymanın temel ilkesinde kullandığın şeyi, nesneyi ya da sayıyı, harfi tekrar kullanabilme durumun olur. Permütasyondaysa kullandığın şeyi tekrar bir kez daha kullanmamak durumu olur. Aslında aralarındaki en somut farklılık bu. Saymanın temel ilkesinde kullandığın şeyi bir daha da kullanabilme durumun olur. Mesela harflerle ilgili. Permütasyonda da kullandığın şeyi tek sefer kullanırsın. Her seferinde nesne azaltırız. Çünkü bir nesneden bahsettiğin için nesneyi bir kez daha kullanma durumu söz konusu değil. Bak burada 5 tane kitaptan 3 tanesi kaç farklı şekilde dizilebilir sorusunu sormuşum ben. Bunun cevabını 60 faktöriyel demişim. P 5'in üçlüsü gider bunu hesap edersen 5 faktöriyel bölü, 5-3 faktöriyel, 120 bölü, 2'den 60 tane farklı şekilde dizdiğini söylüyorsun. E Peki bunu sen zaten şu ana kadar öğrendiğin kısımda yapar mıydın? Yaparsın. Nasıl yaparsın? E 5 kitaptan 3 tanesini diziyorsun. Buraya kaç tane kitap dizebilirsin? 5 tane. Kullandığın kitabı bir daha kullanmayacağın için, buraya 4 tane, buraya da bir tane daha azaltarak geleceğin için, 3 tane, 5-4'ü çarp bakalım kaç çıkıyor? İkisi de 60'tır bunların. Zaten sen aynı şeyi yaptın şu zamana kadar o saymanın temel ilkesini anlattığım şeylerle permütasyonda burada söyleyeceğim şeyler arasında çok ciddi anlamda bir farklılık yok. Sadece permütasyon işi biraz daha derleyip toplayan, formülüze eden bir yapıya sahip. Bu formül üzerinden yazdığın zaman artık işi biraz daha kısa yoldan yazabiliyorsun. Bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bak nerede permütasyonu kullanamazsın? Mesela sen şimdi 5 kitaptan 3 tanesi demiş ama kitap burada çok uygun bir örnek olmayabilir. Mesela 5 harften A, B C D E. 5 tane harften 3 harfli kaç kelime yazılabilir dersen eğer? Burada harflerin tekrarlı olduğu söylenmediği için, tekrarsız olduğu söylenmediği için tekrarsız. Sen 3 tane harfi buraya dizerken buraya 5 tane harf getiririm ben. Kullandığım harfi tekrar kullanmamla ilgili bir sıkıntı söylemediğim için buraya da 5 tane, buraya da 5 tane gelir. 5 5 5'ten 125 tane olur. İşte bunu permütasyonla çözemezsin. Bu permütasyon değil. Eğer ben sana soruyu şöyle sorsaydım permütasyon olurdu. 5 tane harften 3 harfli, anlamlı ya da anlamsız, harfleri tekrarsız kaç kelime yazabilir diye sormuş olsaydım. Bu durumda sen buraya 5 tane, buraya 4 tane, buraya 3 tane derdin ve toplamda 60 farklı kelime yazabileceğini söylerdin. İkisi birbirine çok yakın. Sadece permütasyonda kullandığı şey tekrar bir daha kullanmama durumum var. Buna dikkat etmen yeterli. Bir de burada şunu da söyleyeyim. Belki ileride, ileride de bahsedeceğim bunlarla ilgili bir şeyden de. Mesela 5 kitaptan 3 tanesi demiş ama sen 5 beş kitabın 5'ini de sıralasan ne olur? Yani elinde 5 tane kitap var. Sen bunların 5'ini birden sıralıyorsun. 5'i bir yerde yapıyorsun. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 5 faktöriyelden 5 faktöriyel bölü 1. 0 faktöriyel yani 1. Sonra doğru cevabı direkt 5 faktöriyel 120 olur. Dikkat edersen bak ben burada... Direkt şurayı 5 faktör olarak yazdım. Sen 5 tane nesneyi diziyorsan bu direkt 5'in faktörleri olarak gelir. Eğer 10 tane nesneyi diziyor olsaydı non faktörel olurdu. Ya daha genel olarak n tane nesnenin tüm dizilişlerin sayısı n faktöriyeldir sonucuna varır. Artık ben de bunu bu şekilde kullanıp bunun üzerinden devam edeceğim mümkün olduğu kadar. Yani permütasyon bu. Bak şimdi sorularında neler var. P n'in 3 336 olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. Yani n tane nesnen var. Sen bunların 3 tanesini diziyorsun. 336 tane farklı diziliş, farklı sıralanış var demektir. Siz burada n tane nesnenin üçlü permütasyonları adınız için p n 3 eşittir kuralını uyguluyorum. n faktöriyel bölü n 3 faktöriyel gelir. Şimdi burada faktöriyel ilgili işlemler gelecek. Faktöriyel ile ilgili ders kanalda var. Oraya açıp şöyle bir göz atabilirsin. Faktöriyel ile ilgili işlemler nasıl yapılır? Ben bunu şöyle devam ettiriyorum n faktöriyel bölü 3 faktöriyel demiş ya ile işlemlerde büyük olan faktöriyelli sayı küçük olan faktöriyle benzetilir ve sadeleştirilir. n faktöriyeli şöyle yazıyorum. n n eksi 1 n eksi 1 n eksi 2 n 3 faktöriyel. Büyük olanı küçüğe benzetecek şekilde yazıyorsun. Aşağıda n 3 faktöriyel var. 336. Buradan n 3 faktöriyeller hem payında hem de paydada var. n çarpı n-1 çarpı n-2 eşittir 336 yapar. İşte bu. Bak bu denklemi çözmeye falan çalışayım deme. Sen burada parantezler açarak çözmek zorunda kalacaksın ki sen bu denklemi açarsan n küp gelir. n kareler bile işlem açısından kısmen yoğun. n küp denklemi çözmek gerçekten çok zor olur. Burada yapacağın en güzel şey n'in yerine değer vermek. Gene kaç versen sağlar. Mesela 7 desem 7 olup olmadığını bilmiyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 olur n'in yerine 7'yi yazdığın zaman 210 olur. Sağlamaz. n'in yerine 8 yazıyorum. n'e 8 yazdığın zaman 8 çarpı 7 çarpı 6. 56 kere 6 yapar. Bu da 336 çıkar. Yani sorunun doğru cevabı n 8 için sağlanır. n kaçtır diye soruyor. Cevap 5 gelir. Ve n'in ikilisi artı n'in birlisi eşittir 36 olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. n tane nesnenin 2 tanesini diziyorsun. Bak demin yaptığım gibi yapacağım da burada alternatif bir şey daha söyleyeyim. N'in ikili permütasyonu demek zaten formülü biliyorsun. N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel. N'in birli permütasyonu da N faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel eşittir 36. Ya bak zaten permütasyon için çözüyor burada sıkıntı yok ama ben hani anlatılan şeylerin ikisini birbirine belki bağlamak uygun olur diye burada şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ya sen N tane nesnenin iki tanesini diziyorsun ya elinde demedim. Elinde iki tane n tane nesne var, iki tane de yer var. Biz bundan iki tanesini dizeceğiz. Buraya n tane nesne olduğunu düşündüğün zaman kaç farklı şekilde getirebilirsin? n tane nesneden buraya bir tanesini seçtiğin zaman buraya en farklı seçim yaparsın. Sonra kullandığın nesne bir kez daha kullanmayacak, kullanılmayacağı için buraya n-1 dersin. n en çarpı n-1 en deyip bunun diziliş sayısını hesap edersin. Bak şu kısmı yaptığın zaman da aynısı gel gelecek. n faktöriyel diyorsun. Onu aşağıdakine benzetiyorum. n, en, n-1, en çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Yan tarafında da n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel var. 36. Şu kısımda n eksi 2'ler burada da n eksi 1'ler gidiyor. Bak özellikle sol taraftaki bulduğum şeye dikkat et. n çarpı n eksi 1 Bak aynısı geldi. Artı n eşittir 36. Hocam bu denklem çözülür mü? Çözülür tabii ki ama yani yine uğraştığına bence değmez. Hani belki n, parantezin alıp şöyle yazmayı deneyebilirsin. İkisinde de n'ler ortak. n parantezinde n eksi 1 artı 1 eşittir 36'tan n kare eşittir 36'yı deneyebilirsin. Ya da direkt olarak şu yazdığın denklemde şunda n'in yerine doğrudan sayı verirsin. n'in yerine yazdığın sayı için zaten n'i 6 bulursun. Bu bu şekilde çözülebilir. Başka bir tane daha. 5 kişi, beş kişilik bir kanepeye kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Yani biz bunları yan yana dizeceğiz. Bunların yan yana dizilişi için bak normalde sen bunu zaten saymanın temel ilkesinden biliyorsun. 1 2 3 4 beş, 5 kişilik bir kanepe. Kanepenin en sol başına kaç kişi yerleştirebilirsin? Ahmet, Mehmet, Cemile, Hamdi, Davut. Bunlardan bir tanesini yerleştiriyorsun. 5 Bunlardan birini yerleştirdiğin için artık 4 tane adam kalacak. Bir tane aslında daha yerleştirdiğin için 3, bir tane daha 2 ve en son 1. 5, 4, 3, 2, 5 faktöriyel yapar ya da 5'in 5'li permütasyonu dersin. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 5 faktöriyel 120 bölü 1. O da aşağı yukarı 120 yapar. Buradan da çözülür. Zaten ikisi birbirinden çok da farklı şeyler değiller. Hatta hiç farklı değiller. 10 koltuğa 7 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? İstediğin şey 10 koltuğa 7 kişiyi dizmek ya. P onun 7'lisi. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel. Bunu da hesap ettiğin zaman 10 faktöriyel bölü özür dilerim. 3 faktöriyel. 10 faktöriyel de bununla sadeleştirebilirsin ama zaten şıklarda uygun cevabı var. Bu şekilde cevabı A şıkkı bulursun. Ya şunu da söylemeden geçmeyeyim. Dur şunu da söyleyeyim. 10 koltuğa 7 kişi. Elinde 10 tane koltuk var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tane de insan evladı var. Ahmet'i aldığın zaman Ahmet'i kaç tane yere oturtabilirsin? Şöyle bir düşünür müsün? Ahmet'in oturabileceği yer sayısı 10. Mehmet'i aldın 9. Cemile'yi aldın 8. 7, 6, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 7 kişiyi yerleştirmiş oluyorsun. 7 kişiyi yerleştirdikten sonra cevap bu. Ama hani şıklarda bir şeyler de bulman gerekeceği için bunu şöyle devam ettirebilirsin. Bak faktörüyle benzetmeye çalıştığım için. Bunu yanına 3, 2, 1 ekleyip paydaya da 3, 2, 1 eklerseniz pay kısmı 10 faktöriyel paydası 3 faktöriyel olur. Yani sorunun doğru, doğru cevabı buradan A şıkkı gene gelir. Kümesin elemanlarının tümü birer kez kullanılarak yazılan 9 basamaklı sayıların kaç tanesinde çift rakamların tümü tek rakamların sağındadır. Tek rakamların sağında olsun. 1, 2, 3, 4 kimler var burada bu arada? 1, 3, 5, 7 bir de 9'um var. E, çift rakamların tümü tek rakamların sağında olsun dediğine göre tek rakamlar sola gelecek. Çift rakamlar bunların sağına doğru gelecek. Yani 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8. Bunlar böyle bir görünüşe sahip olacak. Hocam bunun cevabı direkt burada 9 tane rakam olduğu için 9 faktöriyel değil mi? Değil. 9 faktöriyel olmamasının sebebi bunlar rastgele dizmiyor olman bir koşul var. Önce o koşulu sağlatman lazım. Bak burada tek rakamların tümü bu tarafta olsun. Kendi işlerinde dizilebilirler ama sağ tarafa herhangi bir çift rakamın sağına geçemez. Çünkü çiftler teklerin sağında. Çift rakamlar da burada kalsın diyorsun. Asla teklerin soluna geçmeyecek. Hep burada kalacaklar. Tek rakamlar kendi içinde dizilecekler. Elinde 5 tane tek rakam var. Artık demin dedik ya 5 tane rakamın dizilişi, 5 tane nesnenin dizilişi ben de uzatmayacağım 5 faktöriyeldir. Çarpı 4 tane çift rakamın kendi içindeki dizilişi 4 faktöriyeldir. 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel 20 faktöriyel değil tabii ki. 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olarak kalır. Cevap A şıkkı gelir. 4 matematik 3 fizik öğretmeni ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Matematik öğretmenleri önde, fizik öğretmenleri arkada olmak üzere bu kadar sıralanabilir. Gel bakalım. Matematik öğretmenlerini bir için söylüyorum. Matematik öğretmenlerini öne koydum. 1, 2, 3, 4. Fizik öğretmenlerini arkaya koydum. Matematik öğretmenleri kendi aralarında 4 tane matematik öğretmen olduğu için 4 faktöriyel kadar dizilir. Fizik öğretmenleri de kendi aralarında 3 faktöriyel kadar dizilir. Yani bu işin tamamı çarpma kuralı yüzünden bir önceki derste anlattığım kısım. 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olur. Adam doğru söylüyor demektir. 2. Fizik öğretmenleri bir arada ve tüm öğretmenler yan yana. Şimdi bu sefer hepsi yan yana olsun. Bir de özel bir şart daha var. Birbirlerinden ayrılmasınlar. Yan yana olsunlar. Fizik öğretmenleri yan yana. Matematikleri saldım gitti. 4 tane matematikçi var. Bak burada birbirinden ayrılmamasını istediğin nesneler varsa eğer bunların hepsini bir paketin içine bir çuvalın içine doldurduğunu varsayarak hareket et. Bunların hepsini birbirlerine bağladım. Bunların hepsini birbirine bağladığın zaman elinde toplamda bir tane paket birbirlerinden ayrılmayacaklar için böyle yaptım. 4 tane salı verdiğim matematikçi var. 4 matematikçi bir de paket var 5 nesne yapar. 5 tane vıdı vıdıyı dizdiğin zaman bunlar 5 faktöriyel kadar dizilir. Bir de bu fizikçiler bulundukları torbanın içinde kutunun içinde de yan yana olmaya devam etmek şartıyla kendi içlerinde de yer değiştireceği için Çarpı bunun yanına bir 3 faktöriyel daha eklersin. Yani 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bunların kendi aralarındaki tüm sıralanışlar olur. Cevap Bu yüzden 3 faktöriyel 5 faktöriyel olur. Üçüncüye geliyorum. Matematikçiler bir arada, fizikçiler bir arada ve tümü yan yana olsun diyor. Bu sefer matematikçileri de salıverme. Onları da paketle diyor. Bunları paket yaptım. Torbaya doldurdum. Fizikçileri de salmıyorum. Onları da torbaya doldurdum. Şimdi bak bu bir torba, bu bir torba. Elinde iki torba var. İki tane paket diziyorsun. 2 tane paketin tüm dizilişlerinin sayısı 2 faktöriyeldir. Matematikçilerin kendi aralarında dizilişi 4 faktöriyeldir. Torbanın içinde bahsediyor, içinden bahsediyorum. Fizikçilerin de aynı torbanın içinde, kendi torbalarının içinde dizilişlerinin sayısı 3 faktöriyeldir. Yani 2, 4, 3 faktöriyel yapar. Yani bu da doğru. Yani cevap eşit gelir. 3 kız 4 erkek bir kanepeye yan yana oturacaktır. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Bu özellikle hani 1 ile 2'de çok bir şey olmadığını hatırlıyorum ama 3 ve 4 burada iyi sorular olacak. Tüm kızlar bir arada olsunlar istiyorsun. Kızları yan yana koyuyorum. 3 tane kız var. Paketliyorum. Erkekleri saldım gitti. Şu an elinde bir paket var. 4 tane erkek var. Toplamda bunların kendi aralarındaki dizilişi 5 faktörü olur. Dikkat 4 erkek 1 paket 5 nesne yapar. Sonra kızlar bulundukları paketin içinde kendi aralarında oynarlar. Çarpı 3 3 faktöriyel buradan gelir. Demek ki bu doğrudur. Sonra tüm erkekler bir arada olacak şekilde değil Bu sefer erkekleri paketliyorsun. Erkekleri paket yaptım. Kuyruklarını bağladım. Kızları salıverdim gitti. Elinde bir paket 3 tane de kız var. Toplam 4 nesne oluyor bir paket. Üç tane de kızın var. Dört faktöriyel. Bir de erkekler kendi aralarında bulunduğu paketin içinde dizilirler. Dört tane erkek kendi aralarında dört faktöriyel dizilir. 4 çarpı dört faktöriyel olur. Bu da doğru. iki kız bir arada olmamak şartıyla. Bak bu farklı. iki kız bir arada olmasın istiyorsun. Şimdi 2 kız yan bir arada gelmesin demek ne demek? Herhangi iki tane kız yan yana gelmesin demek. Herhangi iki tane kız yan yana gelmeyecekse bak bu özel durumda çözüm çok basit ama görmesi zor bir sorun. Erkekleri kendi içinde kızlar yok şu an piyasada erkekleri diziyorum. Dört tane erkeği dizdiğin zaman dört faktöriyel kadar dizilir bunlar. Şimdi sen erkekleri dizdikten sonra kızlar yan yana gelmesin diyorsun ya. Şimdi bu arada iki kız yan yana gelmesin dediği zaman ben şöyle sorular da alıyorum öğrenciden. Hocam üç kız yan yana gelebilir mi? Ya üç kız yan yana geldiği zaman da içindeki iki kız zaten yan yana gelmiş oluyor. Ayşe, Fatma, Hayriye. Üçü yan yana geldiğinde Ayşe ile Fatma iki kız olup yan yana gelmiş olmuyor mu? Üç kız yan yana geldi, ikisi de yan yana gelmiş olur bu yüzden. Erkekleri dizdim. Şimdi kızlar yan yana gelmesin diyorsun ya bak kızları eğer şuralara yerleştirirsem asla iki kız yan yana gelmemiş olur. İki kız yan yana gelmemiş olacağı için de istediğin şey sağlanmış olur. Kızlardan birini aldın. Elinde üç tane kız var. Ayşe'yi çağırdın. Ayşe için kaç tane yer var? Bir. 2, 3, 4, 5 tane yer var. Halime'yi çağırdın. Ayşe'yi bunlardan birine oturtmuş oldun. Halime'yi çağırdın. Elinde 4 tane yer kaldı çarpı 4. Cemile'yi çağırdın. 3. 4 faktöriyel çarpı 5, 4, 3. Yani bu da 24 kere 60 yapar. 24 ile de 60'ı çarparsan 1440 yapar. Yani bu adam yalan söylüyor demektir. Dördüncüsü İki erkek bir arada olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde dizebilirler? İki erkeği yan yana getirmemek istiyorsun. Bu durumda kızları şöyle dizelim. Üç tane kızı erkekler yan yana gelmesin dediği için erkeklerin gelebileceği yerler buralardır. Kızları dizdim. Üç tane kız var. Üç faktöriyel. Erkekleri de kendi aralarında diziyorum. Ama erkekleri şuralara diziyorum. Ahmet'i çağırdın. Dört tane yer var. Hayri'yi çağırdın. Üç tane yer var. Saffet'i çağırdın. iki tane. Mehmet'i çağırdın. Bir tane. Yani üç faktöriyel çarpı. Dört faktöriyel. Bu sorunun doğru cevabı olur. Eee bu soruda bu yüzden doğru olur. Yani burada 1 ile 2 doğru, 3 yanlış, 4 doğru 3 tanesi doğru oluyor. Cevap bu yüzden D yapar. Birbirinden farklı 6 kitap, 6 farklı kitap da kitap yan yana belli ikisi yan yana gelmek şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye sormuş. Şimdi elinizde 6 tane kitap var. A, B, C, D, E ve F kitapları olsun. Belli 2 kitap yan yana gelsin istiyorsun. Belli 2 kitap şunlar olsun. Yani 2 tanesi yan yana gelsin. Dinle coğrafya. Bunların yan yana gelmesini istediğin için elde dizilecek nesne sayısı. Bak 4 tane kitap var. Bir tane de paket var. 5 tane. 5 faktöriyel. Yani. Bu paketin içinde A ve B kitapları kendi içinde sağlı sollu yer değiştireceği için bunu ya bir, yanına bir iki, iki faktöriyel daha yazarsın. 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yani C şıkkı sorunun doğru cevabı olur. Ben şimdilik arkadaşlar burada bırakmak istiyorum. 20 dakikaya yaklaştım. Çok uzun 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 ders çekmek istemiyorum. Çok da fazla böyle baygınlık geçirtmeye de gerek yok. Konu zaten hani yeni öğrenen bir kişi için sıkıntılı sayılabilecek bir konu. Ben şimdilik müsaade istiyorum. Tekrar görüşeceğiz. Eğer dersten faydalandığını düşünüyorsan kanala abone olmayı ve yorum yapmayı bir de bildirimler tuşuna basmayı ihmal etme. Kanala destek olması açısından bu benim için çok önemli. Dersle ilgili görüş ve yorumlarını da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar.